Örgü Trend YouTube kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ işi, örgü, bebek battaniye modelinin yapılış aşamalarını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur ve benimle birlikte örersiniz. Arkadaşlar, bu şekilde videolar çekip karşınıza gelebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Desteğinizi göstermek adına lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar, ben bir ön çalışma hazırladım sizler için. Bugünkü modelimiz bu şekilde olacak. Yapılışı oldukça kolay. Arka yüzden de farklı bir modelmiş gibi görünüyor. Yani çift taraflı olarak kullanabilirsiniz. Şöyle pembe iple modelimi göstereyim arkadaşlar. Modelimizin kurulumuna zincir çekerek başlıyoruz. Arkadaşlar, ilk zincirlerimizi olabildiğince bol tutalım ki üstüne model kurdukça alttan zincir kendini çekmesin. Sanırım bu kadar zincir yeterli. 1, 2 boşluk atlayıp 3. zincir boşluğumun içerisine sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne, yanındakine sık iğne ve bu şekilde arkadaşlar tüm zincir boşluklarımız bitinceye kadar hiç boşluk atlamadan zincirin sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sık iğnemi yaptım. Modelimi çevirdim arkadaşlar. İlk boşluğuma hemen sık iğne yaptım. 2 adet zincir çektim. Tığımın başını doladım. İlk boşluktan bir ilmek çıkarttım. Tığımın başını doladım. İkinci boşluktan ikinci ilmeğimi. Tığımın başını doladım. 3. Tığımın başını doladım. 4. Tığımın başını doladım. 5. Yan yana 5 ilmek çıkarttım ve hepsini birlikte topladım. 2 adet zincir çektim. Sonraki boşluğa sık iğne ile kapattım. 2 adet zincir çektim. Tığımın başını doladım hemen yanındaki boşluktan. 1. Başını doladım. 2. Başını doladım. 3. Başını doladım. 4 ve 5. Hepsini birlikte topladım. 2 adet zincir çektim. Hemen ilk gelen boşluğuma sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. İşlemi yapmaya devam ediyorum.
Buraya bir model daha sığar. Hepsini birlikte kapatıyorum. 2 adet zincir çektim ve sık iğne ile kapattım. Birinci sıramız ortaya çıktı arkadaşlar. 2 adet zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Arkadaşlar burada V'ler oluştu. V'lerin iki kanadını değil, sadece şu arka kanat. Şu arka kanadı arkadaşlar. Oraya sık iğne yaptım. Şu bakın, bu arka kanadına sık iğne. Sadece arka kanatlarını alarak arkadaşlar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Modelimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sonuna geldim arkadaşlar. Sonunda her iki kanadı da alarak sık iğnemi yapıyorum. İlk sıra modelim ortaya çıktı bakın. Şimdi modelimi çevirdim. İlk gelen boşluğa sık iğnemi yaptım. 2 adet zincir çektim. Arkadaşlar şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bu başlara ikinci sıramda başına ve sonuna yarım model yapacağım. Şöyle göstereyim bakın. Yarım model. Bir üst sırasına ise tüm olacak modellerim. Yani bir yarım, bir tüm, bir yarım, bir tüm bu şekilde gidecek ve modelimiz ortaya çıkacak. Hemen onun da yapılışını gösterelim. Tığımın başını doladım. Bir ilmek aldım. Başını doladım. 2, başını doladım. 3 ilmek aldım. Tüm yaparken 5 ilmek alıyordum. Yarım model yaparken de 3 tane aldım. Kapattım. 2 adet zincir çektim. Ve ilk gelen boşluğa sık iğne ile modelimi kapattım arkadaşlar. 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı şekilde modellerimi kurmaya devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini birlikte kapattım. 2 zincir çektim. İlk boşluğuma sık iğne ile kapattım. 2 adet zincir çektim. Beş adet ilmeğimi aldım. Hepsini birlikte topladım. 2 zincir çektim ve kapattım. Modellerim çıktı arkadaşlar. Ve sonuna geldim. 2 adet zincir çektim. Yarım yapacağım. 1, 2 ve 3. 3 adet ilmek çıkarttım. Kapattım. 2 zincir çektim ve sık iğne ile modelimi kapatıyorum. 2 zincir çektim. Modeli çevirdim arkadaşlar. Arka kanatlarından sık iğne yapıyoruz.
Bu şekilde başa kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. İkinci sıra modelim de ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi burada tüm model yapmıştım. İkinci sırada yarım yaptım. Üçüncü sırada ise yine tüm model yaparak başlayacağım. Modelimizi çevirdik. Sık iğne yaptım. 2 adet zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk boşluğumdan 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini birlikte topladım. 2 zincir çektim. İlk gelen boşluğa kapattım. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi unutmayalım. İlk sıramızda tüm model, ikinci sıranın başında ve sonunda yarım model, bir üst sırada tüm model. Böylelikle bir sonraki sırada şu aralara gelmiş oluyor model ve güzel bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Bugünkü videomda anlatacaklarım bu kadar. İnşallah sizler de keyif alarak izlemişsinizdir beni. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın.